Satranç 3. Bölüm Bir an mutlak bir sessizlik oldu. Ansızın dalgaların hışırdadığı ve radyonun salondan bulunduğumuz tarafa caz ezgileri gönderdiği duyuldu. Gezinti güvertesinde atılan her adım ve rüzgarın pencere aralıklarından giren ince uğultusu son derece net bir biçimde işitilebiliyordu. Hiçbirimiz soluk almıyorduk çok ani olmuştu ve bu tanınmamış kişinin dünya şampiyonuna artık yarı yarıya kaybedilmiş bir oyunda istediğini zorla kabul ettirmiş olması gibi olasılık dışı bir durum yüzünden neredeyse hala korku içindeydik Mekanır ani bir hareketle geriye doğru yaslandı tutmuş olduğu soluğu mutlu bir ah sesiyle ve duyulabilir tonda dudaklarından çıktı bense yine Centovich'e bakmaktaydım daha son hamleler sırasında gözüme sanki daha bir solgunlaşmış gibi gözükmüştü. Fakat kendini tutmayı iyi başarıyordu. Görünüşte umursamaz bir ifade taşıyan donukluğu içerisinde ve rahat bir tavırla taşları sakin el hareketleriyle karıştırırken sordu. "Beyler, üçüncü bir parti daha isterler mi?" Soruyu yalnızca konu üzerinde odaklaşarak, yalnızca oyun bağlamında sormuştu. Ama dikkati çeken nokta bu arada Mekanır'a bakmaksızın gözlerini dost doğru kurtarıcımıza dikmiş olmasıydı. Tıpkı bir atın daha sağlam oturuşundan şimdi sırtında yeni ve daha usta bir süvarinin bulunduğunu anlaması gibi. Çentoviç de son hamleler sırasında asıl ve gerçek hasmını tanımış olmalıydı. Biz de elimizde olmaksızın onu izleyip heyecanla yabancıya bakmaktaydık. Fakat o daha düşünmek hatta cevap vermek fırsatını bulamadan McCanner kazanma hırsının heyecanıyla ve muzaffer bir tonla ona seslenmişti bile. Elbette ama şimdi ona karşı tek başınıza oynamalısınız. Yani sadece siz ve Centovich. Ne var ki bunun ardından tümüyle beklenmedik bir şey oldu. Dikkat çeken bir ısrarla hala artık boşaltılmış olan satranç tahtasına bakmakta olan yabancı, bütün bakışların ve heyecanlı konuşmaların kendisine yöneldiğini hissedince ürktü. Yüz atları birbirine karışmıştı. Asla olmaz beyler diye kekeledi belirgin bir kaygıyla. Bu bütünüyle imkansız. Ben asla söz konusu olamam. 20 yıldan, hayır 25 yıldan bu yana bir satranç tahtasının başına oturmuş değilim. Ve izninizi almaksızın oyununuza karışmakla ne kadar yakışıksız davranmış olduğumu ancak şimdi anlıyorum. Bu karışmadan ötürü beni lütfen bağışlayın. Bundan böyle sizi rahatsız etmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Ve biz daha şaşkınlığımızı üzerimizden atamadan yabancı çekilmiş ve odayı terk etmişti. Fakat bu mümkün değil diye gürledi McCanner olanca heyecanıyla ve yumruğunu masaya vurarak bu adamın 25 yıl boyunca satranç oynamamış olması kesinlikle mümkün değil. Çünkü her hamleyi olabilecek her karşı saldırıyı 5-6 hamle öncesinden hesapladı. Böyle bir şeyi kimse öyle kolayca, doğaçlamadan yapamaz. Böyle bir şey tamamen imkansız öyle değil mi? Son soruyla birlikte McCanner ister istemez Centovich'e dönmüştü. Ama dünya şampiyonu sarsılmaz soğukkanlılığını korudu. Bu konuda herhangi bir yargı belirtemem. Ancak o beyefendinin biraz alışılmadık biçimde ve ilginç oynadığı kesin. Zaten bu yüzden ona kasten bir şans tanıdım. Bunları söylerken aynı zamanda rahat bir tavırla ayağa kalkan Centovich o konu dışına çıkmayan ifadesiyle ekledi o bey ya da öteki beyefendiler yarın bir parti daha isterlerse eğer saat üçten itibaren emirlerindeyim. Hafifçe gülümsemekten kendimizi alamadık. için tanımadığımız yardımcımıza öyle cömertçe bir şans falan tanımadığını ve o konuda söylediğinin sadece kendi başarısızlığını maskelemeyi amaçlayan naif bir bahane olduğunu hepimiz biliyorduk. Bu yüzden böylesine sarsılmaz bir büyüklenmeyi aşağılanmış görmeye yönelik isteğimiz daha da şiddetlenmişti. Kısa süre öncesine kadar sakin ve rahat gemi yolcuları iken şimdi kendini kazanma hırsına dolu dizgin kaptırmış kişiler olup çıkmıştık. Çünkü özellikle okyanusun ortasındaki gemimizde satranç şampiyonunun tacının elinden alınabileceği düşüncesi bu hemen ardından haberi bütün telgraf bürolarınca yıldırım hızıyla bütün dünyaya yayılacak bir rekor olurdu. Hepimize en kışkırtıcı biçimde çekici gelmekteydi. Buna bir de kurtarıcımızın en kritik anda hiç beklenmeyen araya girişinden kaynaklanan esrarengiz havanın çekiciliğiyle neredeyse ürkeklik diye nitelendirilebilecek alçak gönüllülüğünün ve ancak profesyonellere özgü sarsılmaz özgüveninin oluşturduğu karşıtlık ekleniyordu. Kimdi bu bilinmeyen adam? Burada rastlantı sonucu henüz keşfedilmemiş bir satranç dahisi mi gün ışığına çıkmıştı? Veya ünlü bir şampiyon bilinmeyen bir nedenden ötürü bizden adını mı gizlemekteydi? Bütün bu olasılıkları düşünülebilecek en heyecanlı bir atmosfer içerisinde tartışmaktaydık. En cüretkar varsayımlar bile bize göre karşımızdaki yabancının esrarengiz çekingenliğini ve şaşırtıcı açıklamasını yatsınamayacak ustalığıyla bağdaştırmaya yetecek kadar cüretkar değildi. Fakat bir noktada Hepimiz görüş birliğine varmıştık. Satranç tahtasında yeni bir kavganın sergilenmesinden asla vazgeçmeyecektik. Yardımcımızın ertesi gün Çentovic ile bir parti oynamasını sağlamak için her yolu denemeye karar verdik. Oyunun parasal rizikosunu McCanner üstlenmeye söz vermişti. Bu arada kabin görevlisinden alınan bilgiye göre yabancının bir Avusturyalı olduğu da anlaşıldığından, Yurttaşı olarak ricamızı kendisine iletme görevi bana verildi. Gezinti güvertesinde acelece kaçan dostumuzu bulmam fazla zaman almadı. Güvertedeki koltuklardan birine uzanmış okumaktaydı. Ona yaklaşmazdan önce bu fırsattan yararlanarak daha dikkatli bir gözlem yaptım. Keskin hatlara sahip olan başı hafif bir yorgunlukla yastığa dayanmış dinleniyordu. Genç sayılabilecek yüzündeki tuhaf solgunluk bir kez daha özellikle dikkatimi çekti. Göz kamaştırıcı beyazlıktaki saçlar şakaklarda bu yüzü çerçevelemekteydi. Nedenini bilmeksizin bu adamın ansızın yaşlanmış olduğu izlenimine kapıldım. Daha tam yaklaşmamıştım ki kibarca kalktı ve kendini duyar duymaz tanıdığım son derece saygın bir eski Avusturya adıyla takdim etti. Bu soyadının taşıyıcılarından birinin Schubert'in en yakın dost çevresinde yer aldığını, yaşlı imparatorun özel doktorlarından birinin de aynı aileden geldiğini hatırlıyordum. Doktor B'ye Centovich'in meydan okumasını kabul etmesi yolundaki ricamızı ilettiğimde çok şaşırdı. Anlaşıldı ki kendisi o oyunda bir dünya şampiyonunun Üstelik halen en başarılı olanının önünden zaferle kalkmış olduğunun hiç farkında değildi. Bir nedenden ötürü bu açıklamadan çok etkilenmişe benziyordu. Çünkü bana defalarca hasmının gerçekten tanınmış bir dünya şampiyonu olduğundan emin miyim diye sordu. Kısa zamanda bu durumun görevimi kolaylaştırdığını anladım ve sadece karşımdakinin duyarlılığını hissederek olası bir yenilginin maddi rizikosunun McCanner'ın kasasına ait olacağını ondan saklamayı uygun buldum. Doktor B uzunca bir duraklamanın ardından sonunda bir maç yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ama bu arada öteki beyleri kendisinin yapabilecekleri konusunda fazla umuda kapılmamaları için bir defa daha uyarmamı da önemli rica etti. Zira diye ekledi düşünceli bir gülümsemeyle. Bir satranç partisini bütün kurallara uygun olarak doğru oynayabilir miyim? Bunu gerçekten bilmiyorum. Lise yıllarımdan sonra, yani 20 yıldan fazla bir zamandır tek bir satranç taşına elimi sürmediğimi söylediğimde aşırı bir alçakgönüllülük yapmadım. Buna lütfen inanmanızı rica ederim. Ve o zamanlarda ancak özel bir yeteneği bulunmayan oyunculardan sayılırdım. Bunları öylesine doğallıkla söylemişti ki İçtenliği konusunda en ufak bir kuşku bile besleyemezdim. Fakat yine de birbirlerinden çok farklı satranç ustalarının oyun kurma biçimlerini ayrı ayrı hatırlayabilmesi karşısında duyduğum şaşkınlığı dile getirmeden edemedim. Satrançla en azından kuramsal düzeyde çok yoğun ilgilenmiş olmalıydı. Doktor B, bir kez daha o tuhaf ve hülyalı ifadeyle gülümsedi. Çok yoğun ilgilenmek Tanrı bilir ya, evet satrançla çok ilgilenmiş olduğum söylenebilir. Ancak bu çok özel, dahası ancak bir defaya özgü koşullar altında oldu. Aslında bu çok karmaşık bir öykü ve yaşamakta olduğumuz şu sevimli ve büyük zamana küçük bir katkı yerine geçebilir. Bir yarım saat sabrederseniz eğer. Yanındaki güverte koltuğunu göstermişti. Davetini memnuniyetle kabul ettim. Yakınımızda kimse yoktu. Doktor bir okuma gözlüğünü çıkardı, bir yana bıraktı ve anlatmaya başladı. Bir Viyanalı olarak ailemin adını hatırladığınızı söylemek inceliğini gösterdiniz. Fakat tahminimce başlangıçta babamla birlikte çalıştığımız, daha sonra ise tek başıma sürdürdüğüm avukatlık bürosu hakkında herhangi bir şey duymuş olduğunuzu hiç sanmıyorum. Çünkü haber değerinden ötürü gazetelere geçen davalarla ilgilenmezdik ve ilke olarak yeni müşteri kabul etmekten kaçınırdık. Aslına bakılırsa tam bir avukatlık uygulaması değildi yaptığımız. Kendimizi yalnızca hukuk danışmanlığıyla sınırlamıştık ve özellikle babamın klerikal partinin eski milletvekili sıfatıyla yakın olduğu büyük manastırların mal varlıklarıyla ilgili danışmanlık hizmeti veriyorduk. Ayrıca bugün monarşi artık tarihe karıştığı için bu konuda konuşmanın bir sakıncası yok. İmparatorluk ailesinin bazı üyelerinin fonlarının yönetimi de bize emanet edilmişti. Sarayla ve ruhban sınıfıyla bu ilişkilerin amcam imparatorun özel doktoruydu. Bir başka amcam da baş rahipti. Geçmişi iki kuşak öncesine kadar uzanıyordu. Bize düşen yalnızca bu ilişkileri korumaktı. Ve bu sessiz demek istediğim Gürültüsüz, patırtısız, bize miras yoluyla geçmiş bir güven aracılığıyla tahsis edilmiş bir etkinlik alanıydı. Bu alanda çalışabilmek için mutlak anlamda sır saklayabilmenin ve güvenin dışında bir şey gerekmiyordu. Ölen babam da bu niteliklere en üst düzeyde sahipti. Kendisi gerek enflasyon yıllarında Gerekse imparatorluğun çöküş döneminde gösterdiği titizlik sayesinde müşterileri için önemli mal varlığı kalemlerini korumayı gerçekten de başardı. Daha sonra Almanya'da Hitler iktidara geldiğinde ve kiliseyle manastırların mal varlıklarını yağmalamaya başladığında en azından menkulleri el konulmadan kurtarmak için sınır ötesinden bizim kanalımızla bazı görüşmeler ve önemli ticari işlemler gerçekleşmeye başladı. Artık papalığın ve hanedanın bazı gizli siyasi görüşmeleri hakkında babam ve ben kamuoyunun herhangi bir zaman öğrenebileceğinden çok daha fazla bilgi sahibiydik fakat özellikle hukuk büromuzun hiç dikkat çekmemesi kapımızda bir tabela bile yoktu ve monarşiyle ilintili bütün çevrelerden açıkça kaçınma konusunda gösterdiğimiz dikkat istenmeyen araştırma ve soruşturmalar karşısında en emin güvencemizdi Gerçekte bütün o yıllar boyunca Avusturya'da hiçbir resmi makam, hanedanın gizli kuryelerinin en önemli postalarını hep bizim dördüncü kattaki o kimsenin dikkatini çekmeyen büromuzdan aldıklarını veya oraya teslim ettiklerini tahmin bile edemedi. Gel gelelim, nasyonel sosyalistler ordularını bütün dünyaya karşı silahlandırmadan çok önce bütün komşu ülkelerde aynı ölçüde tehlikeli ve eğitimli bir başka orduyu zarar görmüşlerden, geri plana itilmişlerden, aşağılanmışlardan oluşma bir lejyonu örgütlemeye koyulmuşlardı. Bu lejyona ait ve hücre diye anılan birimler her resmi daireye, her işletmeye gizliden yerleştirilmişti. Dinleme elemanları ve casusları Dolfus'un ve シュシュネkin özel odalarına varıncaya kadar her yerde görevlendirilmişti. Ne yazık ki çok geç öğrendiğime göre Bizim kimsenin dikkatini çekmeyen büromuzda bile adamları vardı. Bu kişi aslında elbette zavallı ve yeteneksiz bir büro elemanından öte biri değildi. Onu bir rahibin tavsiyesi üzerine ve yalnızca büroya dışarıya karşı normal bir işletme görünümünü vermek için işe almıştım. Gerçekte bu elemanı sadece zararsız haberleşme işleri, telefona bakılması ve dosyaların yani önemsiz ve zararsız dosyaların düzenlenmesi için kullanıyorduk. Postayı açması kesinlikle yasaktı. Bütün önemli mektupları kopyalarını çıkarmaksızın makinede kendim yazıyordum. Her önemli belgeyi yanıma alıp eve götürüyordum ve gizli görüşmeleri manastır yöneticilerinin odalarında veya amcamın muayenehanesinde düzenliyordum. Bu ihtiyat önlemleri sayesinde sözünü ettiğim dinleme görevlisi en önemli olayların hiçbirini öğrenemedi. Fakat bu işgüzar ve kendini beğenmiş eleman, talihsiz bir rastlantı sonucu kendisine güvenilmediğini ve arkasından ilginç işler çevrildiğini fark etmiş olmalıydı. Belki de bir defasında benim yokluğumda kuryelerden biri dikkatsizlik sonucu kararlaştırıldığı üzere Baron Bern diyecek yerde ağzından majesteleri diye kaçırmıştı. Ya da o aşağılık eleman yasak olmasına rağmen mektupları açmıştı. Ama ne olmuşsa olmuş, ben daha kuşkulanmaya başlamazdan önce Münih ya da Berlin'den bizi gözetlemekle görevlendirilmişti. Ancak çok sonra artık uzun zamandır tutuklu bulunduğum bir sırada elemanımızın başlangıçta işinde sergilediği gevşekliğin yerini son aylarda ani bir çalışkanlığa bıraktığını ve oğlanın çeşitli defalar neredeyse ısrarla yazışmalarımı postaya vermeye talip olduğunu hatırladım. Dolayısıyla belli ölçüde bir dikkatsizlik konusunda kendimi de aklayabilecek durumda değildim. Fakat öte yandan en büyük diplomatlar ve askeri kişilikler bile Hitlerizmin alçakça oyunlarına gelmediler mi? Gestapo'nun çoktandır benimle ne kadar dikkatle ve sevgiyle ilgilendiğini sonradan bir olay çok somut biçimde kanıtladı. Daha Şuşnik'in görevden çekildiğini ilan ettiği akşam ve Hitler Viyana'ya girmezden bir gün önce SS'ler tarafından tutuklandı. Neyse ki talihim yolunda gitmişti ve Şuşnik'in veda konuşmasını dinler dinlemez en önemli kağıtları yakabilmiştim. Belgelerin kalan kısmını da manastırların ve iki arşidükün yurt dışında muhafaza altına alınmış mal varlıklarına ait son derece gerekli makbuzlarla birlikte... Gerçekten son dakikada yani genç esesler kapımı yumruklamaya başlamazdan hemen önce bir çamaşır sepetine saklamış, sonra da ev işlerimi gören emektar ve güvenilir kadınla amcama yollamıştım. Doktor B bir pro yakmak için sözünü kesti. Parlayan ışıkta dudağının sağ tarafında sinirli bir titremenin geçtiğini fark ettim. Bu titreme daha önce de dikkatimi çekmişti ve görebildiğim kadarıyla iki dakikada bir yineleniyordu. Aslında sadece belli belirsiz bir hareketti. Neredeyse bir soluk kadardı. Fakat yüzün bütününe tuhaf bir tedirginlik ifadesi veriyordu. Şimdi büyük bir olasılıkla size eski Avusturya'mıza sadık kalmayı sürdüren herkesin gönderildiği toplama kamplarını, orada hedef olduğum aşağılamaları, çektiğim işkenceleri anlatacağımı sanıyorsunuz. Hayır, Böyle şeyler olmadı. Ben başka bir kategoriye alındım. Bedensel ve ruhsal aşağılamalar aracılığıyla uzun zamandır birikmiş, ön yargılı bir nefretin zincirinden boşalmasına hedef olan o talihsizlerin arasına gönderilmeyip, nasyonel sosyalistlerin zorla para ya da önemli bilgiler elde etmek istedikleri farklı ve çok küçük bir gruba sokuldum. Tek başına ele alındığında Sıradan kişiliğimin Gestapo için elbette hiçbir ilgi çekici yanı yoktu. Ancak onların en amansız hasımlarının araçları, yöneticileri ve yakınları olduğumuzu öğrenmiş olmalıydılar. Ve benden zorla elde etmeyi umdukları şey, aleyhte kullanılabilecek kanıtlardı. Haksız yere mal edindiklerini kanıtlamak peşinde oldukları manastırların aleyhinde kanıtlar. Hanedana ve Avusturya'da kendini feda edercesine monarşiyi savunmuş herkese karşı kullanılabilecek kanıtlar. Nasyonel sosyalistlerin tahminlerine göre ki aslında hiç de haksız değildiler tahminlerinde bizim elimizden geçen fonların önemli bir bölümü hala yağmalama tutkularını doyurmalarına olanak tanımayacak bir biçimde bir yerlerde saklıydı. İşte bu nedenle bu sırları sınanmış yöntemleriyle ağzımdan alabilmek için beni daha ilk günden içeri almışlardı. Benim bulunduğum kategoriye giren ve kendilerinden zor kullanılarak para veya kanıt elde edilmesi öngörülen kişiler işte bundan ötürü toplama kamplarına gönderilmiyor fakat özel bir işlemden geçirilmek üzere bir yana ayrılıyordu. Belki hatırlarsınız. Gerek başbakanımız gerekse akrabalarını milyonlar ödemeye razı edeceklerini umdukları Baron Rothschild etrafı dikenli tellerle çevrili bir tutuklu kampına gönderilmediler. Fakat kendilerine görünüşte ayrıcalıklı davranılarak bir otele, aynı zamanda Gestapo'nun merkezi olan Hotel Metropole yerleştirildiler. Ve herkese ayrı bir oda tahsis edildi. İşte benim gibi sıradan birine de bu ayrıcalık tanınmıştı. Bir otelde kendine ait bir oda aslında kulağa çok insanca geliyor öyle değil mi? Ama inanın ki bizim gibi seçkinleri yirmişerli gruplar halinde buz gibi barakalara tıkacakları yerde epey iyi ısıtılmış tek kişilik otel odalarına yerleştirmekle bizler için yalnızca insani olmakla ilintisiz fakat çok daha ustaca bir yöntem geliştirmiş oldular. Zira bizden zorla malzeme elde etmek için kullanılacak baskının Kaba saba dayaklardan veya bedensel işkenceden çok daha ince ve etkili bir üslupla işlemesi öngörülmüştü. Bunun adı düşünülebilecek en ustaca izolasyonu sağlamaktı. Bize hiçbir şey yapmadılar. Sadece bizi en mutlak anlamdaki hiçliğin içerisine yerleştirdiler. Çünkü bilindiği gibi dünyada hiçbir şey insan ruhu üzerinde hiçlik kadar ağır bir baskı uygulayamaz tek tek her birimizi mutlak anlamda bir hava boşluğuna dışarıya tümüyle kapalı bir odaya hapsetmekle sonunda dudaklarımızın açılmasını sağlayacak baskının dayak ve soğuk aracılığıyla dışarıdan değil ama iç dünyamızdan kaynaklanması amaçlanmıştı. İlk bakışta bana ayrılan oda hiç de rahatsızmış gibi gözükmüyordu. Odada bir kapı, bir yatak, bir koltuk bir lavabo ve parmaklıklı bir pencere vardı. Fakat kapı gece gündüz kapalı duruyordu. Masanın üstünde kitabın, gazetenin, tabaka kağıdın, kurşun kalemin bulunması yasaktı. Pencere bir yangın duvarına bakıyordu. Kendi benimin çevresinde ve dahası bedenimde mutlak anlamda hiçlik inşa edilmişti. Elimden her şey alınmıştı. Zamanı bilmeyeyim diye saat, bir şey yazmayayım diye kurşun kalem, bileklerimi kesmeyeyim diye bıçak alınmıştı. Hatta bir sigara gibi en küçük bir kendini uyuşturma aracı bile yasaklanmıştı. Tek kelime söylemesine ve herhangi bir soruyu cevaplandırmasına izin verilmeyen nöbetçinin dışında hiçbir insan yüzü görmüyor, bir insan sesi duymuyordu. Gözler kulaklar, bütün duyular sabahtan geceye ve geceden sabaha kadar hiçbir şeyle beslenmiyordu. İnsan kendi kendisiyle, bedeniyle ve masa, yatak, pencere, lavabo gibi dört veya beş dilsiz nesneyle umarsız bir biçimde yalnız kalıyordu. Bu suskunluğun kap kara okyanusunda camdan yapılma çanı içerisinde bir dalgıç gibi yaşıyordu ve dahası dış dünyaya uzanan halatın koptuğunu ve sessiz derinliğin içinden hiçbir zaman dışarıya çıkılmayacağını şimdiden sezen bir dalgıç gibi yaşıyordu. Yapacak hiçbir şey yoktu. Duyacak hiçbir şey yoktu. Görecek hiçbir şey yoktu. Her yerde ve sürekli olarak insanın çevresinde hiçlik. Zamandan ve mekandan mutlak anlamda yoksun bir boşluk vardı. İnsan bir aşağı, bir yukarı gidip geliyordu ve onunla birlikte düşünceler de bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı gidip geliyordu. Sürekli gidip geliyordu. Fakat sonuçta düşüncelerin de ne kadar herhangi bir özden yoksunmuş gibi görünürlerse görünsünler, bir destek noktasına ihtiyaçları vardır. Aksi takdirde dönmeye ve anlamsız bir biçimde kendi etraflarında çember çizmeye başlarlar. Onlar da hiçliğe dayanamazlar. İnsan bir şey bekliyordu. Sabahtan akşama kadar bekliyordu ve hiçbir şey olmuyordu. İnsan tekrar tekrar bekliyordu. Hiçbir şey olmuyordu. İnsan bekliyor, bekliyor, bekliyordu. Düşünüyor, düşünüyordu. Şakakları ağrımaya başlayana kadar düşünüyordu. Hiçbir şey olmuyordu. İnsan yalnız kalıyordu yapayalnız. Zamanın dışındaki, dünyanın dışındaki bu yaşayışım 14 gün sürdü. O zaman bir savaş çıksaydı eğer haberim olmayacaktı. Benim dünyam yalnızca masadan, kapıdan, lavabodan, koltuktan, pencereden ve duvardan ibaretti. Ve hep aynı duvardaki aynı duvar kağıdına bakıyordum. O kadar sık bakmıştım ki sivri uçlu desenlerinin her çizgisi Sanki madeni uçlu bir oymacı kalemiyle artık beynimin en derin noktasındaki kıvrıma kazınmıştı. Nihayet sorgular başladı. Vaktin gece mi yoksa gündüz mü olduğunu doğru dürüst bilmeden ansızın çağrılıyorduk. Çağrılıyorduk ve birkaç koridordan geçiriliyorduk. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sonra bir yerde bekliyorduk ve nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Ardından kendimizi ansızın çevresinde birkaç üniformalı adamın oturduğu bir masanın önünde buluyorduk. Masanın üstünde bir kağıt yığını vardı. Bunlar içinde ne olduğu bilinmeyen dosyalardı ve sonra sorular başlıyordu. Hakiki ve sahte sorular. Açık seçik ve tuzaklı sorular. Bir şeyleri gizlemek için sorulan ve yem olarak ortaya atılan sorular ve cevaplar verilirken yabancı kötü niyetli parmaklar içlerinde ne olduğunu bilmediğimiz kağıtları karıştırıyordu ve yabancı kötü niyetli parmaklar bir tutanağa bir şeyler yazıyorlardı ve ne yazdıkları bilinmiyordu fakat bu sorguların benim için en korkunç olan yanı Gestapo üyelerinin avukatlık büromdaki olaylar konusunda gerçekte neler bildiklerini ve benden ne öğrenmek istediklerini hiçbir zaman bulup çıkaramamamdı. Size daha önce de söylediğim gibi asıl aleyhte kullanılacak belgeleri son dakikada evime bakan kadınla amcama yollamıştım. Fakat acaba amcam onları almış mıydı? Yoksa almamış mıydı? Ve büroda çalışan eleman bizi ne ölçüde satmıştı? Mektupların ne kadarını ellerine geçirmişlerdi? Aradan geçen süre içerisinde temsilciliğini yaptığımız Alman manastırlarında acemi bir din adamının ağzından zorla ne kadar bilgi almışlardı ve sürekli soruyorlar soruyorlardı.